Aslında obskurantizm e, karartma demek. Bilmesinlercilik. Bilmesinlercilik. Ya yani bunun aslında arka planı var. Tarihsel arka arka planı. Sümer'de mesela yazının mabede ve e, efendim ruhban sınıfına hasredilmesi bir obskurantizmdi. Karartmaydı. Yani bilmesinlerciliğin başladığı noktadır Sümer'de. Çünkü yazı mabede hasredilir. Hmm. Ruhban sınıfı yazardı. Yani depoların rakamlarını dahi ruhban sınıfı tutardı. Ruhban sınıfı böylece toplumun tekelini üst, üstüne aldıdı. Yani toplumu cahil bıraktı. Çünkü yazı başkalarına öğretilmezdi. Tehlikeli addedilirdi. Sadece ve sadece ruhban sınıfının tekelinde. Peki ruhban sınıfı kimin tekelindeydi? Elbette kralın. Elbette yöneticinin. Dolayısıyla e, oradan başladı. Eski Mısır'da da böyleydi. Apis mabetlerinde öğretilirdi yazı. Yazı tekeldeydi. Yazı halka öğretilmezdi. Onun için yazıyı öğretmek de suçtu halka sıradan insana. Dolayısıyla bu suçu işleyenler cezalandırılırdı. Ondan sonra işte kilise aynısı kiliseye geçti ve efendim neden İsa'nın dili Aramicede neden kilisenin dili Latince'dir? Hiç bu evet, soruyu sorduk mu? Neden Latince'dir? Latince İsa'nın dili midir? İsa Latince bilmezdi. Peki neden efendim İsa'nın konuştuğu dilde almıştır vahyi? Vermiştir. Söylemiştir. Yani vaazlarını, nasihatlerini, hikmetlerini, öğütlerini, ayetleri kendi dilinde her peygamber kendi lisanıyla getirmiştir vahyi. Dolayısıyla Aramice olması lazımdı. Aramca olması lazımdı. Neden Latince? Çünkü Latince aslında kilisenin kurduğu dinin dilidir. Kilisenin dinidir. Latince. Latince İncil aslında kilisenin İncilidir. İsa'nın İncili değil. Ve Hristiyanlığın kurucusu da İsa değil. Kilisedir. Ve kilise Bilgiyi manastırlara ve kiliselere hasretmiştir. Ruhman sınıfının tek elini almıştır. Çünkü bilgi güçtür ve gücün başka ellere geçmesini istemez. Gücü elinde tutmak ister. Dolayısıyla papa otoritedir. Papa kralların kralıdır ve tacı papa kuşatır. Eee, koyar kralın evet, başına. O, o, o. Evet yani papaların eliyle giyer tacı bir kral. Dolayısıyla papa giydirmezse eğer o kral olamaz. Yani İngiltere'de unutmayalım o efendim e, kralın eşini boşamak isteyip boşayamaması üzerine efendim İngiltere ayrı bir kilise kurmak zorunda kaldı ve papa aforoz etti İngiltere kralını. İngiltere'de Anglikan Kilisesi'ni kurdu ve İngiltere kralı kilisenin papazı oldu. Yani işte Protestanlığın bir biçimi de öyle <laughs> çıktı ortaya. Ama asıl golü kim attı? Martin Luther attı. Ne yaparak attı? Kilisenin tekel dili olan Latincenin tekel şeyini kırdı. Tekel özelliğini kırdı ve İncil'i Almanca'ya çevirdi. İncil'i Almanca'ya çevirerek aslında kiliseye en büyük golü attı. Bilginin tekelini kırdı. Onun için aforoz edildi. Eğer kilise eline geçirseydi yakacaktı Lutheri. Ama Alman prensleri ona sahip çıktılar. Aynı zamanda işte Calvin de İncili Fransızcaya çevirdi ondan sonra. Dolayısıyla onun önü açıldı. Avrupa'da aslında Rönesans'ın önünü açan olaylardır bunlar. Ve Rönesans kilisenin bilgi tekeli kırıldıktan sonra diriliş demektir Rönesans. Yeniden diriliş yeniden dirilişi Avrupa'nın o karanlık çağının bitişi böyle başladı. Bilimler böyle serpildi. Avrupa'daki aydınlanma böyle başladı. Yani insanın Kant'ın tanımıyla insanın sorgulama yetisinin kendi aklıyla sorgulama yapabilme yetisini kullanabilmesi ancak bu uzun süreçlerden ve mücadelelerden sonra oldu. E, dolayısıyla peki Kur'an'ın buna karşı bir devrimi oldu mu? Elbette ki oldu. Obskrantizm yani cahiliyeye karşı. Ki ilk emir oku. Evet. Buyurun size cahiliye ile mücadele etmenin ilk şart. Okumak. Peki okumak herkese bu emri veriyorsa ki her mümine kendisine inanan herkese oku diyor. Bir kere bilgiyi seçkin zümrenin elinden tekelinden çıkarıyor. Bilgiyi genelleştiriyor. Bilgiyi umumileştiriyor. Gerçekten bu üniversalizmdir. Evrenselcilik budur gerçekten. Anlatabiliyor muyum? Globalizm demiyorum bakınız. Evet. Evren, evrenselcilik budur. Gerçek evrenselcilik herkese oku emrini vererek başlatmıştır Kur'an. Bu anlamda. Çünkü e, Ruhban sınıfının tekelinde olan bilgi, artık herkes okumaya başlayınca bilgiye herkes eşit mesafede, yani efendim e, imkan eşitliği, fırsat eşitliği ni herkese verdiğinizde kimsenin kimseye karşı bilgiyi güç olarak, tahakküm olarak ve otorite olarak kullanma şeyi kalmaz. İşte Kur'an o günkü dünyadaki tüm ezoterizmleri. Yani ezoterizm aslında bilgiyi güç olarak gizlemek. Anlatabiliyor muyum? Yani gizli bilgi var bizim elimizde. Hı. Bu gizli bilgiyi biz efendim elimizde tutuyoruz. Biz bulunduruyoruz. Dolayısıyla siz bilmezsiniz biz biliriz. Veya siz bilmezsiniz efendi bilir. Siz bilmezsiniz şeyh bilir. Siz bilmezsiniz üstad guru bilir. Siz bilmezsiniz papaz bilir. Siz bilmezsiniz rahip bilir. Mantığını yıkmak içindir. İlk emrin oku olması. İkincisi sözlü kültürden yazılı kültüre geçişi ilk ayetlerde bu talimatı vermiş oldu zımnen. Nedir? Kaleme yemin etti. Kalemle yazmaya yemin etti. Kur'an. Alleme bil kalem, allemel insane ma lem ya'lem. O insana kalemle öğretti, o insana bilmediğini öğretti. Kaleme dikkat çekiş aslında Allah Resulüne zımnen şu emri vermekti. Artık sözlü kültürden yazılı kültüre geçin. Niye sözlü kültürün sorunu ne? Sözlü kültürün sorunu içine curuf, zibil, çöp ne girdiyse onu dilden dile aktararak aslında otantik bilgiyi koruyamaması. Yani bilginin sahihini sakiminden, doğrusunu eğrisinden, yalanını esahından ayıramaması, ayrılamaz hale gelmesi. Bilginin efendim bir tür mitolojiye, bir tür e, yalana, bir tür hurafeye dönüşmesi. İşte bunun önüne geçti Kur'an. Kalemle, yazmaya, Değil atıf yaparak. Dahası düşmanı cahiliye olarak kutladı, kodladı. Ve en büyük düşmanının adını Ebu Cehil koydu. Ebu Cehil. Allah Resulü onun adını Ebu Cehil koymuştu. Bakınız Ebu Şirk demesi lazımdı aslında. Değil mi? Şirkin evet, babası. Tevhid şirk mücadelesi. Evet. Ama öyle koymadı. Çünkü... Gerçek bir obskrantizmle mücadeledir Kur'an'ın mücadelesi. Karartmacılıkla, bilmesinlercilikle mücadele. Ebu Cehil aslında ceha, cahil olduğu için değil de Ebu Cehil cahil değildi. Çünkü e Ebul Hakem'di. Hikmetin babası derlerdi. Anlatabiliyor muyum? Tamam, Bildiğim kadarıyla hakem diye bir oğlu da yok ki Ebul Hakem desinler anlatabiliyor mu hakemin babası Peki niye böyle koydular Çünkü evet ticari konseyin başkanıydı ve uluslararası ticaret gurusuydu ve büyük büyük sermayedarların CEO'suydu. CEO'luğunu yapardı. Efendim Ebu Cehil gerçek bir CEO idi. Dolayısıyla uluslararası ticaret yapardı. İthalat ihracat yapardı. CEO olarak yapardı. Kendi sermayesinden daha büyük sermayelere. Dolayısıyla Cahil olduğu için değildi. Cahilliği savunduğu için. Kütlenin cahilliğini savunduğu için. Karartma uyguladığı için. Gerçek gizli kalsın dediği için Ebu Cehil'di o. Dahası dost, bilgi, bilen, bildiren, hiç bilenle bilmeyen biri evet, olur mu abi. diyen Kur'an değil. Efendim. Daha buyurun. Size konuşma. Ha, aynen öyle. Peki Allah Resulü'nün bu mesajı almış olmasını hangi örnekte en tipik görüyoruz? Bedir esirlerinin ele geçmesinde her bir esirden 3-4 bin dirhem para alacağı karşılığında bırakılmasına rağmen Allah Resulü 10 kişiye okuma yazma öğret bırakayım. Peki Allah Resulü kimlere okuma yazma öğretileceğine dair bir listede koydu mu önlerine? Bunları şunları özel grup Şu, yapıyor. Aynen. Yani şunlar has grup. İçeriden benim has adamlarım. Dolayısıyla öğrenimi yaymayın. Okuma yazmayı yaymayın. Belli bir zümrenin içinde kalsın. Bunlar da bizim ezoterikler olsun. Dedi mi? Demedi. Liste verdi mi? Vermedi. Böyle hiçbir iddia yok. En zayıfından da. Peki kime? Kim olursa olsun. Kim gelirse önünüze on kişiye öğreteceksiniz. Nasıl buldunuz? Alın size obskrantizmle, karartmacılıkla, bilmesinlercilikle müthiş bir mücadele örneği. Firavun kavmini aptallaştırdı ayetine atıf yapmıştım Zuhruf 54'te. Firavun kavmini nasıl aptallaştırır? Bilgiyi tekele alarak. Yani onları bilmez duruma getirerek. Onları efendim kitapsız, kalemsiz yazısız, okumasız bırakarak. İşte bu anlamda kişisel mushaflara izin verdi Allah Resulü. 15 ila 30 arasında kişisel musaf vardı. Ne demek bu? Herkes kendi musafını mı? Hayır. Allah Resulü'nün ağzından dökülen ayetleri herkes kendi sırasına göre, kendi şeyine göre yazıyordu. Anlatabiliyor muyum efendim? Onun için başta Hazreti Ali olmak üzere Hazreti Ali'nin mushafı vardı efendim şeyin Mustafa Hazreti Ayşe'nin Mustafa vardı. Abdullah İbni e, e, Mesud'un mushafı vardı. Efendim e, İbni Mesud mushafını yakmadığı için Osman'ın işaretiyle caminin içinde Osman hutbedeyken efendim öldürüyesiye dövüldü ve üç gün sonra o dayaktan dolayı öldü. Bağırsakları dışarı döküldü, dalağa düştü, patladı. Dolayısıyla yani niye alın size bir obskrantizm. O zaman Allah Resulünden sonra Kur'an'ın devriminden sonra efendim obscurantizm savunucuları nereden çıkmış oldu? Emevilerin içinden. Efendim. Yani Osman'ın başlattığı bu şeyde Muaviye mum dikti. Ve Amin. gerçek obscurantizmi başladı. Başlattılar. Yani yine ruhban sınıfını oluşturup mescidi beğenmediler. Mescidin yerine kilisenin tercümesi olan cami kelimesini koydular ve Kiliseyi İslam'ın, Müslümanların içine taşıdılar. Eklesya'nın tercümesidir cami kelimesi. Mescid Kur'anidir. Ve yeryüzü mescid kılınmıştır. Evet öyleyken, evet öyleyken aynen katedral sistemine geçtiler. Çünkü camiler aynı zamanda zalim yönetimin propaganda merkezine dönüştü. Dolayısıyla namazı, cumayı, cemaati yani kalabalığı, kitleyi, sayıyı, rakamı tapınılacak bir şey gibi görüp onun üzerine oynadılar. Ondan sonra ne oldu? Anadilde ibadetin yasaklanmasını Emevi obskürantizminin bir devamı olarak görüyoruz aslında. Anadilde ibadet aslında serbestti. Selman ilk defa Fatiha'yı tercüme edip İran'a gönderen, İranlı Müslümanlara gönderen kişidir. Evet, ilk tercüme yapandır. Yani benam-ı huda bahşayendeyi bahşayişkar. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Dolayısıyla bu Selman'ın e, e, tercümesidir. Anlatabiliyor muyum? Ve Peki bu Hanif neyi savunuyordu? Ebu Hanife demiyorum, Hanife diye bir kızı yok. Hanifliğin babasıdır. Efendim Hanifliğin babası o büyük imam, adam gibi adam neyi savunuyordu? Ana dilde ibadeti savunuyordu. O bu fetvayı verdi, bu iştihada yaptı. Sonradan döndü diyenler yalanı gözümüzün içine baka baka söylüyorlar. Hayır dönem falan yok. Dolayısıyla ilgili konuda müstakil eserler bile yazıldı. Merak eden açar okur. Peki Şafii obskurantizme nasıl katkı sağladı? Arapçayı Allah'ın dili, cennetin dili olarak kodlayarak. Yaptı. Dine kutsiyet, dile dile kutsiyet, dile, dile, dile kutsiyet atfetti. Evet. Dile kutsiyet atfetti. Arap diline kutsiyet atfetti. Ve ondan sonra bugün hala Şafi bölgelerde hutbede o bölgenin halkının konuştuğu dil hiç girmez hutbeye. Som Arapça olmalıdır yoksa olmaz. Namaz Arapça olur. başlayacak, Arapça bitecek. Arapça bitecek. İçine başka bir dil mesela başka bir dil girmez. Eğer efendim o onlar şeyce konuşuyorlarsa efendim Malayca konuşuyorlarsa o girmez. Malayca girmez. Şimdi ne anlar peki bir Malay efendim Arapçadan? Yani Tutalım ki 50 sene cumaya gelmiş gitmiş olsun. Her sene 52 cuma, 10 senede 520 cuma, 20 senede efendim 1040 cuma, 40 senede efendim 2080 cumaya gelmiş olsun. Eğer ders olsa, adam gibi bir hutbe verilse bu bir, birkaç üniversite mezunu olurdu. Niye böyle ümmet? Niye böyle ümmet yok aslında olmayan? Efendim, kütle niye bu kadar cahil diye soruyorsanız aslında Şafii'nin obskurantizme bir katkısı vardır da ondan. Dolayı bizim doğuda da öyledir ee, Şafi işte Kürt kardeşlerimizin yaşadığı bölgelerde. Şimdi hala öyle midir diye değiştirebildi mi, becerebilir mi bunu? Hatta bunu ister mi? O da ayrı mesele. Yani ondan öte, Gazali'nin efendim bir obskurantizmi var ki yani demeden edemeyeceğim bunu. Gazali'ye atfedilen bir eser vardır. El madnun bihi ala gayri ehlihi diye. Yani ehlinin dışındakinin okuması caiz olmayan kitap yazmış. Adını da böyle koymuş. Anlatabiliyor muyum? Ehli kim? Yani sen bir gizli ezoterik kitap yazıyorsun ki bunu bu, bu, kitabın içindekiler tevhide göre savunulamayacak şeyler olduğu için Gazali'ye nispeti inkar edilir. İnkar yiğidin kalesidir zaten. Efendim Müslüman şarkın tilkiliklerinden biri de budur. Ne gördünüz? inkar edin. Efendim işinize gelmedik. Dolayısıyla şimdi de geriye dönük olarak bin sene evvel yazılmış kitaplarda eleştirdiğimiz yerlerin yeni baskılarında siliyorlar siliyorlar. Anlatabiliyor muyum? Habire silme ekibi çıktı. Şimdi dün yazıyorlardı bugün de siliyorlar. Çok ilginç. Yani hadi Gazali'nin bu kitabının kendine aidiyetini inkar ettiniz. Efendim Mişkatül Envar'ı ne yapacaksınız? Orada efendim muta'in temme emin ayetindeki muta'a ne Allah'tır ne değildir diyen efendim Gazali'yi ne yapacaksınız? O da onun değildir. O da onun değildir ama içinde e, efendim kimyayı saadete atıp var. O zaman ne yapacaksınız vesaire vesaire. Dedim ya inkar yiğidin kalesidir. Müslüman şartta yalan bitmez. Dolayısıyla yani bizde koca koca adamların obskurantizmi var, karartması var. Efendim yani bilmesinler. Bilmesinler. Cahil kalsınlar. Onun için ben mesela Efendim, Elciliyi İbni Arabiden daha dürüst, daha namuslu daha adam görürüm. Elcili ne der? La ilahe illallah sizin tevhidiniz, bizim tevhidimiz la mevcuda illallah. Evet. Efendim, yani Allah'tan başka varlık yoktur. Adam yani kendi dinini açıkça söylüyor. Bu da yiğitliktir. Yani neyse ne olsun. Ne Neye onu. inanıyorsan onu söyle. Niye kıvırıyorsun? Niye karartıyorsun? Niye bilgiyi karartıyorsun? Ya aslında öyle söylemiyorsun. Başka bir şey söylüyorsun. Niye karartıyorsun? Adam gibi söyle. Neye inanıyorsan. Ha adam gibi söylese öldürürlerdi diyorsan sen de haklısın. Evet yani onlarla onları öldürenlerin dini zihniyeti aynı aslında. Anlatabiliyor muyum? Nesimi'nin derisini yüzenlerle ki din adına, şeriat adına, fıkıh adına derisini yüzüp öldürenlerle efendim Nesimi'nin zihnindeki Din aynı aslında. Anlatabiliyor Hı. muyum? Efendim, onun için bunların bana göre tüyüne, kılına dokunulamaz. İnsanların küfretme inanmama özgürlükleri vardır. Anlatabiliyor muyum? Yani mümtehane 8. ve 9. ayetler oldu olduğu sürece inanmama özgürlükleri vakit. İnanmadığı için kimse öldürülemez. İnanıp da sonradan o imandan çıktığı için de kimse öldürülemez. Mürtet olursa da öldürülemez. Mürtet olursa da öldürülemez. Mürtet, Mürtet hakkında Kur'an'da üç ayet var. Onun dünyada bir cezası yok. Onu Allah'la kendi arasında. Bizde namaz kılmayan bile Efendim, öldürülüyor hocam. O da ayrı mesele. <laughs> yani mürtede evet. gelemeden namaz kılmayan bile gidiyor.